Evet, tekrar karşınızdayız. Günaydın Hasan Hüdayecer hocam. Yaşar Aracı kardeşim, açılıyormuş sizin yıkamacı işleri de. Ali Soytürk günaydın. Trabzon'dan selam etmiş bizlere, biz de ona diyoruz. Nazime Abdullah'ın Londra'da yaşayan kızının bugün evlenme günü. Onları kutluyoruz, biz de kutluyoruz evlenme yıl dönümlerini. Tülay Garanti, beyaz eşya satan yerler ne zaman açılacak diyor. O da soruyor. Yarın belli olacak. Yarın belli olacak. Evet. Aynen. Zorlu Cezaroğlu kardeşimin dayısına selamlar ediyorum. Günaydın, sağlık dolu günler dilerim. Tüm iş yerleri çalışanları görselli panolar veya kısa videolar ile eğitilmeli. Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği olarak tam 850 kişiyiz. 4 Mayıs'ta bakım amaçlı açılacak sektör olacağız tahmin ederim. Eğitim için Sağlık Bakanlığı'na talebimiz olmuştur. Bu konuda basın yoluyla duyurmanızı rica ederim. İnşallah yapılır, bir eğitim yapılması lazım. Maske, maske, maske. No shake hands, yani tokalaşma yok artık. Onlardan durumlarındayız. Evet. Şimdi belediyelere teşekkür. Başbakan Tatar, Belediyeler Birliği Kriz Yönetimi Kurulu üyelerini kabul etti ve onlara teşekkür etti. Başbakan Tatar, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile birlikte kabul etti. Biz de teşekkür ediyoruz belediyelerimize, ama belediye çalışanlarına en başta. İlaçlama, çöp konusunda gerçekten bütün belediyelerimize, bütün belediye başkanlarımıza ve çalışanlarına, en başta da çalışanlarına buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Polislerimize bir kez daha, bütün polislerimize, son derece güzel bu işi yönettiği polisler de aynı şekilde ve tabii ki sağlık çalışanlarımız, onlar her zaman başımızın tacı. Akan Yağar bize selamlar ediyor. Turgay Hilmi Nürnberg'den günaydın dedi. Bu akşam 20.20 gündem Kıbrıs izlenir diyor Muhammed Göze. Evet, bu akşam 20.20'de Sayın Akıncı konuğumuz olacak. Altan Karakuş, yanlış gördün kardeşciğim. Hiç öyle değilim. Çünkü sen geç başladın göresin. Bayağı heyecanlı ve neşeli başladık. Sen geç başladın, keserdin herhalde, işin vardı. Senih Çavuşoğlu hocam günaydın. Çok teşekkür etti Nazim Abdullah. Biz de teşekkür ediyoruz. Dezenfektanlar hastaneye verildi. İçilmez ha, yok Turan Paşa yapasınız ha. İçilmez ha onlar. Evet, sektörler kademeli olarak açılacak. Sayın Hasan Taçoy'un açıklamaları. Milletvekillerine mecliste test yapıldı. Hiç koronalı çıkmadı kimse. Güzel. Yeni Düzen gazetesindeyiz. 1525 Kıbrıslı Türk'ten Anastasiadis'e mektup. Kıbrıs'ın güneyinde çalışan 1525 Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Rum lideri Anastasiadis'e mektup gönderdi, mağduriyetini anlattı. 4 Mayıs'tan sonra çalışma hayatına katılmak isteyen Kıbrıslı Türkler, geçişlerin kapatılması sonrasında yaşadıkları kayıpları dile getirdi. Evet, ilginç bir olay tabii ki bu. Devrimci Genel İş Başkanı Naşit, güneydeki çalışanların ödemelerine dair sıkıntılarının bankalar arası aktarımdan kaynaklandığını ve sorunun çözüldüğünü söyledi. Kısmi çalışma kararnamesi, dönüşümlü çalışma, yarı maaş, çalıştığı kadar sosyal yatırım gibi durumlar var kararnamede. Ve 4 Mayıs'ta açılım için sektörler listesi sosyal medyada geziyor. Güzelyurt'ta yaşayan ve güneyde çalışan bazı vatandaşlar bir banka önünde eylem yaparak hesap açılmadığı için 3 haftadır maaş alamadıklarını anlattı. Ama bizim bankayla alakalı değil tabii ki. Ama bizim banka önünde eylem yapıldı. Evet, Yeni Düzen'in 7. sayfasında bu haber var bugün. Bugün Afrika gazetesi de ön sayfasında işte açılacak olan iş yerleri manşetiyle yayınlandı. Normalleşme kademeli olarak başlıyor. İş yerlerinin açılması 3 aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada düşünülenler hırdavatçılar, su ve elektrik tesisatçıları, klima bakım onarım tamircileri, ilaçlama temizlik şirketleri ve bilgisayar tamircileri. Bu iş yerlerinin 28-29 Nisan'da açılması bekleniyor. 28'i bugün aslında, ama bugün yok çünkü yarın açılacak esas şey. Evet, dünyanın en iyisiyiz de peki bundan sonra diye bir yazı yazdık bugün. Serhat İncirli, biraz sonra okuyacağız. Haberci'nin ön sayfasındayız. Haberci'nin manşetinde artık üretme zamanı var.
ekonominin çıkarlarının 14 Mart günü durduğunu, çarklarının özür dilerim, vurgulayan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, ülkemizde ekonominin ciddi yaralar aldığını vurguladı, suyun dibini gördük dedi. Evet, korona cephesinden sevindirici haberler gelirken ekonomide alarm zilleri çalıyor. Güneyde iflaslar kapıda. Bizde nerededir? Bizde penceredir. Bizdekiler içeri girdi. Kapıda değil, içeridedir direkt bizde iflaslar. Ve Burhan Nalbantoğlu'nda yeni dönem, hastanemizde yeni dönem, bu haberde sürmanşetinde bugün habercinin internet sitesinde okuyabilirsiniz. Poliklinik kayıt birimi polikliniğin giriş kısmına bulunan danışmaya alındı. Hastalar içeriye tek tek güvenlik görevlisi tarafından alınmaya başlandı. İçeride en az 2 metre olacak şekilde sosyal mesafe korunacak. Poliklinik kayıt, kan alma, röntgen ve eczane için yine hastalar içeriye tek tek alınacak. Muayeneler için hastalar 20 dakika ara ile içeriye alınmaya başladı. Hastalar içeriye maske ile alınmakla birlikte maske olmayanlara maske veriliyor. Yani verilmektedir, maske var orada. Her branş hekimi günlük 8 hasta bakmaktadır. Sadece randevulu hastalara bakılmaktadır. Poliklinikten randevu verilmemektedir. Randevular 11.01 hattından alınmaktadır. Randevu alma saatleri hafta içi 8.17, hafta sonu 8.14 saatleri arasındadır. Bugünkü bu haberciyi kesin, Allah kimseyi düşürmesin. Ama hastaneye yolumuz düşerse bir bakın. 4 adımlık açılma planı demiş bugün Detay Kıbrıs. YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı hükümet yasalara uymamakta ısrarlı. Hasan Taçoy, açılacak iş yerleri taslağı Bakanlar Kurulu'na sunulacak yarın. Meclis çalışmalarında öncelik kanun hükmünde kararnameler olacak diyor Teberüken Uluçay. Erhürman hükümeti eleştirdi ve Kudret Özersay Dışişleri Bakanımız diyor ki hedefimiz kademeli ve kapalı devre bir sistemle açılmak. Kapalı devre derken no gollis benzin şıp, yani içeriye dışarıdan biri girmeyecek. Evet, kendi içinde açılmayı planlıyoruz diyor Sayın Özersay. Sayın Ersin Tatar, en son okullar ve daireler açılacak dedi. Bilim kurullarından alınan tavsiye kararlarına bağlı olarak 4 Mayıs'tan sonra açılımlar olabileceğini söyleyen Başbakan Ersin Tatar, en son okul ve devlet dairelerinin açılacağını kaydetti. Emlak ofisleri Mayıs sonuna kadar kapalı kalsın diyor Emlakçılar Birliği. Zaten ev mi satılıyor şu anda bilmiyorum. Fırsatçılık varsa bizi şu anda ucuzladı, ihtiyacım da var. Bütün hepsini bana satın falan diyebilenler çıkabilir belki de, bilmiyorum. Çalışma Bakanı Sucuoğlu 1500 lira ödemelerinin Perşembe günü ihtiyaç sandığı ödemelerinin ise 12 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı. 44 bin kişi beklemede. Evet, Çalışma Bakanı Sucuoğlu diyaloğun manşetinde bugün 1500 lira ödemelerinin Perşembe günü, ihtiyaç sandığı ödemelerinin ise 12 Mayıs'ta açılacağını açıkladı. Diyalog okurları maske hediyesinden son derece memnun. Gerçekten ben de memnunum çok. Evet, koronavirüse karşı korunmanız için diyalog veriyor maskenizi. Yarın da verecekler. Nanotek maske hediye. Avrupa standartlarında üretilen maskenizi yarın alabilirsiniz. Kız arkadaşına tecavüze kalkışmakla suçlanan kişi tutuksuz yargılanacak. Kefil bulmuş. Narkotik polisi ve gümrük memurları iki ayrı ilde çok sayıda kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Herhalde bu Türkiye'dedir. Bizde il yok çünkü. Bakalım, bir merak ettim, bizde mi il? İl var bizde. Yoktur, herhalde Türkiye'dir. Bizde kaçak sigara şu anda nereden gelecek ki yani? Gerekçi gelebilir mi? Olabilir de. İki ayrı ilde. Kim yazdı bu haberi ya? Gazimausava ve Lefkoşa'da gerçekleştirilen operasyonda 25 gram sentetik kanabinoid türü uyuşturucu madde ile 520 paket kaçak tütün ele geçirildi. Ha. Şimdi Sayın Ayşegül Baybars, Sayın İçişleri Bakanı, Gazimausa ile Lefkoşa'yı il mi yaptınız siz? Bizim haberimiz yok. Kasaba kasaba, bakın oraları hala kasabadır. Hala kasabadır orası. İl değil. Ya bir Türkiye'li kardeşimiz yazmıştır büyük bir ihtimalle. Çünkü Mausa'yı Magosa ili olarak biliyor herhalde kardeş. Yanlış. Ben de dedim ki Allah Allah. İki ilde yapılan şey. Gaziantep mi burası? Gazimausa.
Kasaba orası hala, yani yasal anlamda kasaba olarak geçiyor. Arada bir öyle kent diyenler oluyor ama yok da il. Fukare. Yok öyle bir şey. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde il yok. İl olsa vali olacak. Vali de yok. Bizde kaymakam var. Kaymakam. Kaymakam deniyor ya orada sizde. Evet. Kıbrıs gazetesindeyiz. Şaka yapıyorum tabii ki. Güneyde çalışan Kıbrıslı Türkler maaşlarını bekliyor. Güney Kıbrıs'taki Kıbrıslı Türkler arayış içinde. Güneyde çalışan, KKTC'de ikamet eden 1525 Kıbrıslı Türk'ün Rum lider Anastasiadis'e mektup gönderdiği bildirildi. Giriye Anastasiadis, Efkaristo Bolli falan. Bu kadar bildirik. Küfür var, onları söylemeyin televizyonda. Hem neden küfür edelim ki durduk yere Cumhurbaşkanı'na şimdi? Ne yerim? Sanal medya olsa boz gitsin. Ana medyada olmuyor. Avrupa Birliği'nden KKTC'ye yardım Türkiye sayesinde oldu. Bu da ilginç bir haber. Dünya genelinde ihracat yasağı olduğu için AB'nin Kuzey Kıbrıs'a tıbbi malzeme yardımı gönderebilmek amacıyla maskeleri Türkiye'den aldığı öğrenildi. Tıbbi malzemelerin KKTC'ye ulaştırılabilmesi için Türkiye'nin ülkemizi ihracat yasağı kapsamının dışında tutarak AB'nin söz konusu ürünleri alıp Mersin Limanı'ndan KKTC'ye göndermesine olanak sağladığı bildirildi. Ne güzel bir şey. Bak işte bu çok güzel bir şey. Hepimiz kardeşizin Türkçesi işte. Okullar ve devlet daireleri en son açılacak. Yarın toplanacak, bakanlar kuruluna çıkacak. Sonuç merakla bekleniyor. Başbakan Tatar üzerinde çalışılan planlardan söz etti. BET kabul ediyoruz. İlk açılacak olan sektör neresi? Kerhaneler mi? Değil tabii ki. Şaka yapıyoruz. Öyle bir şey yok. Heyecanlanmayın. Onlar zaten çalışıyor. Dün gördük. Ve oralara hiç kimse de bakmıyor. Kapsama alanı düşün. O bizim hapishane gibi. Onlar da ölsün. Halk sokağa akın etti Türkiye'de. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Halk sokağa akın etti. Resmen HİMA usulü. İnşallah büyük bir şey olmaz. Ve yeni bakıştayız. En başta söylemiştik, hükümet acele ediyor diyor Doktor Bülent Dizdarlı. Salgın riskinin bittiği anlamına gelmez diyor koronavirüs vakası çıkmaması. Toplum bağışıklık kazanmadan, aşı ve ilaç bulunmadan bu iş tamamen bitmez diyor doktorumuz. Dipkarpaz'da bangalovlardan televizyon, ambardan matkap, spiral ve kaynak makinesi çaldığı ileri sürülen iki kişi tutuklandı. Biri çalmış, biri satın almış diye. Bu da ilginç. Bir haftada 447 kişi yasağı ihlal etti. Bunlar daha ilginç. Lefkoşa'da tasarrufunda sahte parayla yakalanan kişi dün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Evet, devam edelim. Devam edelim gazetelerimize. Hakikat karanlıkta kalan açıklama manşetiyle yayınlandı bugün. Şu anda kullanıldığı jeneratör turbolarına 100 bin euroya bakım yapmak yerine çöpe atan Kıptek, Başbakan Tatar ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoğlu'nun gözü önünde 2 milyon euroluk yeni jeneratör turboları. Bugün yine aynı haber yayınlandı. Sayın Pilli toplam 453 test yapıldığını dün açıklamış. Yeni vaka yok. Güneş gazetesi yazıyor bunu. Ve Akıncı'ya uyarı. Saner, görev süresi uzatılan bir cumhurbaşkanı varsa kendisi etik olarak buna uygun davranmalıdır. Yani örtülü ödeneği Serhat'a aktar gibi olabilir mesela. Yok, kalsın, haram para olmaz. Haram para mıdır örtülü ödenek? Uygun kullanmazsan haram olur tabii ki. Birinci dalga açılım 4 Mayıs'ta. Hükümetin yol haritası şekilleniyor. Bunu da Star Kıbrıs yazmış ön sayfasında. Açılım tartışması diyor Halkın Sesi ve Zorlu Töre diyor ki şartlı tahliyede adil olunmadı. Bravo başkan. 142 kişi başvurdu ama galiba 5 kişi şey oldu. 10 kişi ya da bilemediniz. Güneyde çalışanlar geçiş izni istiyor. Bizde koronavirüste pozitif vakaya rastlanmadı. Güneyde ölü sayısı 15'e yükseldi. 5 yeni daha vaka ortaya çıktı.
Halkın Sesi gazetesi bunu söyledi. Havadis fatura emekçiye ve emekliye kesildi diyor. Güven Bengihan Başkanımız konuşmuş, KÖTAMS Başkanı. Havadis gazetesi bunu yazdı. Cumhurbaşkanlığı makamını işgalden kurtarın diyor Volkan gazetesi. Nasıl? Kimi başkasını birini atayacaklarsa birini bulsunlar, atasınlar, atama usulüyse size uygun biri. UBP'den Akıncı'ya ince ayar. Görev süresi uzatılan Cumhurbaşkanı Akıncı etik olarak buna uymalıdır diyor UBP Genel Sekreterinin açıklaması. Manşette manşet oldu bugün. Evet. 4 Mayıs'ta bazı iş yerleri açılıyor ve emlak ofisleri Mayıs sonuna kadar kapalı kalsın. Sayın Hasan Sungur'un açıklaması bugün buradaydı. Evet, kardeş televizyonu açtım, senin kahkahanı duydum. Ne güzel diyor, sabah sabah seni duymak, kahkahanı duymak. Sevgili Orçun Gamalı kardeşim, sağ olasın, bir tanesin. Güney Kıbrıs'ta her şirkete işçi sayısına göre hükümet 135 euro kişi başına yani ödeme yaptı. Amerikan hastanesinde Covid-19 testi hızlı şekilde yapılsın diye bizim şirkete 30 bin euro ödendi ve bizim şirket 30 bin euro ödeme yaptı. Testler hızlı bir şekilde yapılıyor. Bu da ilginç. Altan Karakuş dedi bunu. Az test, az vaka. Çok güzel, her şey tamam dedi Kamil Özalay. Şimdi biz de onu okuyacağız. KKTC ile yola mı devam edilecek koronadan sonra diye Erkan Erçika kardeşim soruyor Pergama'dan. Sezgin Özüzmez bize günaydın diyor. Esen Kayışçı, abi bir kahkaha bu kadar cevap dolu olur demiş Esen Kayışçı. Teşekkür ederim. Mustafa Hasan Atakan, yoğun bakımda olan eşimin 7 hafta oldu ziyaretine gidemiyorum. Ziyaretlere ne zaman izin verecekler merak ediyoruz diyor Mustafa Hasan Atakan. Yoğun bakımda, Allah geçmiş eylesin. Yoğun bakımda zaten ziyaret yok. Ali Söytürk, tırcılardan bahsederseniz sevinirim kardeşim diyor. Tırcılardan bahsederim. Allah tırcılarımızı başımızdan eksik etmesin. Neyinden bahsedelim yani? Ha, taşıma işi ne zaman açılır anlamında yarın belli olacak. Erol Miralay, günaydınlar. Zekeriya Umam, cezaevindeki mahkumlar iletişim kuramıyoruz. Telefonlar arızalı. Günlerdir yakınlarımızdan haber alamıyoruz. Bilerek sabote ediliyor. Neden onarılmıyor? Nedir bu mahkum düşmanlığı? Evet, Zekeriya Umam aynı şekilde, aynı düşüncedeyim bu konuda. Bugün meclis toplantısı var. İnşallah mahkumların Türkiye iadesi çözüme kavuşur. Mahkumlar şu anki durumları göz önüne alarak zor şartlar altında olduklarını öngörse Türkiye'ye iade. Ben buna %100 katılıyorum. Türkiye'ye tümünü iade etsinler. Gönder ve bir daha gelmesin. Senin adın kara listede bitti abi. Elleri sen şey yap. Onunla yıka. Koy kanauri cin, şey cin. Kanauri değil, nedir bu? Kanauri değil, kanauri kokulu. Limon kolonyası. Evet, çok önemli. Mustafa Hasan Atakan, günaydınlar, sevgiler, saygılar. Can Erdoğan kardeşim, napan eysin. Ömer Karavezirler, koronavirüs çıktı, herkes doktor oldu. Kıptek'te sıkıntı olur. Herkes mühendis, teknisyen. Hepimiz diyor böyleyik. Zaten bunu daha önce de söyledim ben. Geçtikten sonra bütün Kıbrıslı Türkler profesör unvanı alacağı için artık düzgün durumdaki profesörler kullanıyor. Mesela Mehmet Hasküler, Profesör Doktor Mehmet Hasküler artık kullanmayacak öyle bir şey. Hasküler aklıma geldi. İlk anlar. Onun için yani bundan sonra yok. Ben onu yaptıydım, sınava girdiydim bilmem öyle oldu. Profesör falan filan yok. Herkes profesör. Herkes profesör burada. Öyle, öyle. Ne yapalım? Evet. Serhat İncirli'nin yazısını okuyoruz şimdi. Haberci gazetesinin. Biraz sonra da Gündem Kıbrıs'ta var zaten. Gündem Kıbrıs'ta da yayınlanacak. Orada da her gün yayınlanıyor. Ve biz de Facebook'la Twitter'da paylaştık. Dünyanın en iyisiyiz de. Peki bundan sonra? Bunu okuyalım. Bir miktar inceledim. Koronavirüs rakamlarına bakacak olursak,
dünyanın en iyisi biziz demek yanlış olmaz. İstatistiklerden söz ediyorum. Yani elimizdeki bilgilerden. Test azdı, belki de son ölenlerin çoğu Covid-19'du diye yorum yapanlar olabilir. KKTC'de yaklaşık 10 gündür tek bir pozitif vaka çıkmadı. Kaldı ki bir kişinin Covid-19'dan öldüğü dün Yeni Zelanda yendik diye açıklama yapabiliyorsaydı KKTC Covid-19'u veya ona yol açan koronavirüsü parçalamıştı demektir. Umarım öyleyiz. Umarım bu virüsü parçaladık. Peki gitti ve gelmeyecek mi? Kapılarımız kapalı, uçuş da yok. Ancak bu ülkeye dileyen kaçak yoldan da gelebilir. Eskiden olduğu gibi demek ki Girne Kalesi'nin dibine kadar kaçak insan gelişini engellemek için fazladan bir şeyler yapılmalı. Bu ülkeye tırların, kamyonların içine saklanıp gemiyle kaçak giren insanlar olabiliyor. Ve hepsinden önemlisi KKTC ile Güney Kıbrıs arasında dileyen herkes dilediği gibi gidip gelebiliyor, kimse de sezmiyor. Nasıl olur? Nereden? Mümkün değil. Bu soruları sormayın ve bir şey demeyin. Demek istediğim şudur, birçok bilim insanının dediği gibi aşısı ve bağışıklığımız gelişmedikçe bu mesele çok ciddi meselemiz olmayı sürdürür. Ancak şimdilik umarım ve duacıyım yendik. Peki ne yapacağız? Koronavirüs salgını gayet açık bir şekilde ekonomimizi mahvetmiş durumdadır. Tarihte yaşamadığımız ölçüde ekonomik sıkıntı yaşadığımızı kimse gizleyemez. Küçük ölçekli bir ekonomimiz var, kısa sürede toparlarız iddiası, bugüne kadar işittiğim tek akla yakın olumlu yorumdur. Ama yapılan yorumların ve ortaya konulan beklentilerin tümü ciddi ekonomik bunalım yaşayacağımız yönündedir. Çok sayıda küçük esnaf zaten çok zor durumdaydı, zaten borçluydu. Şimdi borcunu borçla mı kapatacak? Batmış, iflas etmiş bir esnafa devlet garantisi bir maaşı da yoksa hangi banka kredi verecek? Kim kefil olacak? Gösterilecek ipoteği kim, nereden bulacak? Dev gibi işsizler ordusu ortaya çıkacak. Efendim, otellerdeki Türkiye'li işçiler geri döndü. Artık Kıbrıslı Türk işsizler çalışmaya başlayacak öngörüsüne çok güvenmiyorum. Çünkü gelenek, otelde çalışana maaş vermemek, haftada en az 60 saatte çalıştırmak geleneğidir. Bülent Ersoy'a tek bir konser için 200 bin TL harcarım ama 100 çalışanıma 2'şer bin TL ayda fazladan vermem anlayışı vardır. Bu mantık, bu tavır, bu zenginlik, bu paşalık, bu ahkam, bu gösteriş, bu sevgisiz, ruhsuz ve dengesiz durum artık olmamalıdır. Çok açık bir ifadeyle belirtmek isterim ki, Türkiye'li patron, bundan böyle siyasetin ağası, rüşvetçisi, yedirecisi olmamalıdır. Burayı tekrar okuyorum. Lütfen bütün izleyenler burayı dinlesin. Bütün siyasetçiler burayı lütfen dinlesin. Çok açık bir ifadeyle belirtmek isterim ki, Türkiye'li patron, bundan böyle siyasetin ağası, rüşvetçisi, yedirecisi olmamalıdır. Tek bir siyasetçi, bundan böyle, tek bir oteldeki konserde görülürse, çok iddialı bir şey söylüyorum, Allah canını alsın. Tekrar okuyorum. Tek bir siyasetçi,
Bundan böyle. Tek bir oteldeki konserde görülürse Allah canını alsın. Ya artık zaman değişiyor. Çok mu ağır bu söylediğim? Ağır geliyorsa ve kaldıramıyorsanız iki yol, hatta üç yol yapın. Artık bu ülke korrupt, kokuşmuş bir ülke olmamalıdır. Bir iş insanı bir siyasetçi ile aynı masada yemek yiyememelidir. Dost olamamalıdır. İş konuşacaksa bunun yeri kamu binası ve herkesin önüdür. Geçiyorum. Bir siyasetçi ile bir gazeteci, bir iş insanı ile de bir gazeteci özel hayatlarında dost olamamalıdır. Var mısınız? Yok musunuz? Eskisi gibi mi? Yoksa yeni bir düzen, yeni bir hayat mı? Binlerce, hatta on binlerce kişi nakit akışından yoksun kalacaktır. Şimdi geri dönüyorum bir daha. Çünkü mesaj geldi. Tekrar söylüyorum. Çok ciddiyim. Bu İngiltere'de, Avrupa'nın birçok demokratik ülkesinde böyledir. Siz eğer siyasetçiyseniz bazı yapmamanız gerekenler vardır. Ama efendim ben de Bülent Ersoy'u dinlemeye gitmek isterim. Yok, sen artık Bülent Ersoy'u teypten dinle, evde dinle, YouTube'dan dinle. Gidemen. Sen otelde karınla, dostlarınla, ahbaplarınla veya kocanla kadınsan, herhangi bir şekilde eşinle, partnerinle oturup da yiyip içemen. Çünkü herkes bilir ki bedavadır. Ve onun adı rüşvettir. Bundan hazır fırsat bulmuşken kaçalım. Buna Cumhurbaşkanından bürokratlara kadar herkes dahildir. Ben şu anda Merkezi İhale Komisyonu'nun başkanı şudur, budur falan filan geçiyorum. Çok değerli bir kardeşimizdir orada. Merkezi İhale Komisyonu'nun başkanı bir oteldeki konsere gitmeyecek. Gitmeyecek be kardeş. Paramınla değil mi? Hayır, paranınla da gitmeyeceksin. Ya da o işi almayacaksın. Yersen yen, yemezsen ölün. Bu işler bütün dünyanın demokratik ülkelerinde böyle yapılır. Beni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Tanganyika, Zanganyika, Manganyika hiç ilgilendirmez. İngiltere'de bir iş insanı bir siyasetçiyle ilişki kurarsa hayatı kayar. Hele o iş insanıyla ilgili bir takım söylentiler varsa o siyasetçi ülkeden kaçar. Avrupa'da, Fransa'da da böyledir, her yerde böyledir. Gazeteciler için de aynı şey geçerlidir. Bir gazeteci bir restoranda yemek yiyemez. Öder parasını, alır faturasını da ve götürür. İş içinse iş yeri öder. Bizde yok öyle bir uygulama ama olursa. Ha bir gazeteci bir siyasetçiyle yemek yiyecekse editörü bilir. Genel yayın yönetmeni varsa bilir, herkes bilir. Ne konuşuldu? On the record söylenir.
yazılabilecekse on the record'sa yazılır, değilse off the record genel yayın yönetmenine de anlatılır. Ve bir siyasetçinin bir gazeteciyle buluşması mümkün değildir. İşini kaybeder. Ama arkadaş olamazlar mı? Olabilirler. Ama siyasetçi olamaz arkadaş. Yani siyasetçi olamaz. Devam edelim. Ağır geliyorsa dedik bunu. Çünkü bir siyasetçi bundan böyle bir oteldeki o şaşapalı konserlerde, o bedava konserlerde görülürse Allah canını alsın dedim. Bakın çok iddialıyım. Yani Allah bildiği gibi yapsın falan demiyorum, üstünden geçmiyorum. Direkt Allah canını alsın diyorum. Bu kadar. Ağır geliyor ve kaldıramıyorsanız ya siyasetten çekilirsiniz ya da iki yol ya da üç yol yaparsınız. Ha, partinizin bir gecesidir, parasını ödersiniz, bedava değil. Ve bir çırpıda hangi otelde kimlerin mesela çocuklarını nasıl evlendirdiğini size anlatabilirim. Ve o otelin sahiplerinin 14-15 milyon sterlin dolar borçlarını Kalkınma Bankası'na veya başka bankalara ödemediğini, sonra onun üstüne daha kredi verildiğini de size anlatabilirim. Veya bugünkü Nacak gazetesinde olduğu gibi, isterseniz onu da söyleyeyim sizlere, 28,5 dönüm arazinin aylık kirası 339 dolar diye de size Nacak'ın manşetinden örnekler verebilirim. Efendim, hakkı mıydı bu? O ayrı bir mesele. Ama eğer siyasilerle o otelin sahibi ahbabısa ikisinin de hakkı değildir. Artık bazı şeyler bu ülkede düzelmek zorundadır. Evet, var mısınız, yok musunuz? Eskisi gibi mi, yoksa yeni bir düzen mi, yeni bir hayat mı? Buna siz karar verin. Binlerce, hatta belki de on binlerce kişi nakit akışından yoksun kalacak bu ülkede. Buna hiç parası kalmayacak da denebilir. Bu insanlarımızın en erken bir zamanda narenciyenin, patatesin, her türlü meyve sebze üretiminin çok ciddi bir parçası olması için program ve teşvik hazırlanmalıdır. Her açılacak sektörde iş gücü ihtiyacının tamamı yerel iş gücünden sağlanmalıdır. Yabancı işçi ithali zaten sağlık açısından mümkün değildir. Ama tamamen durdurulmalı ve yukarıda da belirttiğimiz gibi büyük patronların kar oranlarının çalışanlara da aktarılması düzeni sapasağlam kurulabilmelidir. Hiç zaman kaybetmeden derhal bunlar yapılmalıdır. İnsanlar işlerini kaybeder ve geçim kaynakları kurursa umutları tamamen tükenir. Bu unutulmamalıdır. Bunun gerçekleşmesi engellenmelidir. İngilizler loans and grants der. Türkçesi krediler ve hibelerdir. Şu anda ciddi anlamda kredi ve hibe yaratılması lazımdır. Nasıl mı yaratılacak? Çok ciddi bürokratik karmaşıklığın ve hantallığın yaşandığı bir ülkemiz var. Ayrıca hamaset, kirlilik, kokuşmuşluk, yalan, rüşvet ve corruption gırla. En tehlikelisi hamaset ve yalan. Bunlardan vazgeçilecek ve kredi, hibe için her şey zorlanacak. Türkiye'den bahsetmiyorum. Resmi olarak koronavirüs sadece 4 can aldı. Allah daha fazlasını göstermesin. Ama ekonomikus virüs eğer ortadan kaldırılmazsa çok daha büyük zararlara yol açabilir. Bunun hesabı iyi yapılmalı. Hani 1974'teki askeri zaferi ekonomik, diplomatik ve siyasi zaferle bütünleştiremedik ve rezil rüsva bir yapıda yaşamak zorunda kaldık ya. Şimdi koronavirüs savaşını kazandık. Kazandıktan sonra aynı hataları yapmayalım ki daha da rezil rüsva olmayalım. Mesele budur. Dediğim sadece budur. Çok ciddi ekonomik durgunluk
yoksulluğu getirir. Yoksulluk ve haliyle yoksunluk ölüm demektir. İntiharlar demektir, Allah korusun. Fırsat bulunduğu anda göç demektir. Çok ciddi ekonomik yoksulluk, adaletsizlik demektir. Adaletin ortadan kalkması, çaresizce borçlarını ödeyemeyecek olanların mafya grupları tarafından teslim alınmasıdır. Koronavirüs başladı başlayalı hükümetin yoğunlaştığı şey hayatta kalmamız ile hayatta kalmamızdır ve doğrudur. Pazartesi gününden itibaren büyük bir olasılıkla hayatta kalmamız ile para üzerine yoğunlaşmak, belirli bir süre sonra ise para ve parayı, yani ekonomiyi yukarıya çekmek için çalışmak zorundayız. Kısacası koronavirüs tedbirleri konusunda görüntü odur ki dünyanın en iyisiyiz. Sorun ne peki? Sorun bundan sonrası. Aynen devamsa Allah canımızı alsın hepimizin. Aynen devam etmeyelim lütfen. O kokuşmuş corruption, rüşvet, çıkar, sahte düzenden vazgeçelim artık. Lütfen. Yeni bir hayata, yeni bir dünyaya. Yeni bir hayat, yeni bir dünya. Tokalaşma yok, kucaklaşma yok. Sosyal mesafeye yakın yakın, omuz omuz, kış tıkış yok artık. Bir gün meyhane açılırsa kimse yakın yakın oturamayacak. Bağırarak konuşmak zorunda kalacak. Anladın mı? Mesafe 2 metre en az. Tokuşturma bile yok artık. No çin çin, no şerefe, herkes havaya kaldırsın bardacığını ayran içerken. Mübarek Ramazan ayında. Yani. Tamam. Evet. Devlet cezaevi için bir şey yapamıyorsa mahkumlar yapsın. Zaman zaman cezaevine girmesi yasak her şeyi sokuyorlar. Bu kez de yasak olmayan Covid-19 sokup cezaevinin nasıl dağılacağını görsünler demiş bir kardeşimiz. Yani Allah göstermesin tabii ki. Ömer Sarıoğlu kardeşim günaydın, layıken günaydın. Bunu yazan başka biri Murat Çınaroğlu. Bundan sonra Covid olmayan tek ülke sıfatıyla turizmde patlama yaratıp uçacağız diyor. Patlama ama dinamit ve bir başka bir şey varsa var. Dinamit cinanla kendi kendimizi patlatabiliriz. Onun için acele etmemek lazım. Ağzına, diline, kalemine sağlık diyor Necdet Mavi Gözlüğü. Teşekkür ederim. Evet. Selçuk Akmanlar, Serhat İncirli şimdiye kadar en kuvvetli eleştiriyi dinledim. Evet, İngiltere'de siyaset dediğin gibidir. Bir de utanmadan bizim siyasetçilerin %90'ı İngiltere'de okudu. Hiç mi örnek almadılar? Yoksa işlerine mi gelmiyor? Sevgiler, saygılar. Alman Cumhurbaşkanı benzer sebeplerden dolayı istifa etmişti. Diyor Turgay Hilmi. Günaydın, ağzınıza sağlık diyor Zera Bünyat. Teşekkür ederim. Diline sağlık, halkın beynini okudun, söyledin. Şemi Mutsuz, bravo dedi bize, sağ olsun. Erdinç Ökten, çorba partisi de yok diyor. Ki çok büyük bir yanlış, çok büyük bir hataydı o çorba partisi. Nazan Kara, günaydınlara Kova'dan diyor bize. Emine Ferit Özuçar, günaydın. Lahmacun dükkanı açılışlarını kim yapacak? Erdinç Ökten. Bundan sonra o tür açılışlara katılanları da bildiği gibi yapsın diyelim ona. Onu biraz hafiflettim. Ama o konserlerde, o kazino konserlerinde herhangi bir siyasetçi, herhangi bir partiden eşi, dostu, ahbabı, kardeşiyle görünürse Allah canını alsın. Bedduanın Ramazan ayında yapılanının, Şeyhülislam olarak söylüyorum, tutar. Tutar. Evet. Ramazan Hızır, günaydın. Teşekkür ederek. Ömer Karavezirler, ağzına sağlık diyor. Heran Taşyakar, ağzına diline sağlık demiş. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar, yani sayın falan kurdele kesip açılış yapmayacak mı? Ben inanmam diyor. Yapacaklar.
isim verdi burada, isteyen okusun, bundan sonra yapmayacaklar. Bundan sonra yoktur bu sahtekarlıklar. Yoktur bu ahlaksızlıklar. Yoktur bunun teşviği meşviği de yoktur. Açılış yaptığınızı, reklam istersiniz, verin reklam şirketlerine reklamınızı, verin televizyonlara, gazetelere reklamınızı, gelmesin kimse. Ramazan Hızır, teşekkürler. Ramazan Hızır, Metin Soykan, sağ ol kardeş. Zahide Ertürk, Arzu Oğur, günaydınlar demiş bizlere. Zahide Ertürk, çok güzel yazdınız dedi. Kamil Özalal, yazı süper, her şey eskisi gibi olmayacak diyor artık. Doğrudur. Ağzından bal damlar Serhat Bey. Çok güzel, çok doğru diyor. Hasan Kerman, hayırlı yayınlar. Ali Altuner, Serhat bravo diyor. Duygularımıza melhem oldun. Altan Karakuş, aynen abi güzel. Conflict of interest konsepti. Anlayana, dilinize, kaleminize sağlık Serhat Bey. Evet, conflict of interest. Bu kadar basit. Nilay Derviş, Nazmi Turgut, Erdinç Ökten. İşte bu kadar basit ve net diyor Nilay Derviş. Yusra Serhatkaya, Abdullah Yükler, teşekkürler, helal dedi. Sağ olun. Emeği olanlara, seyredenlere, dinleyenlere hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar. Avrupa'yı bir havayla dünyanın en güzel cins gülücüklerini, guliciklerini, tasmasını takıp bir hava ile gezdiren bir sürü güzel insancıklar var. Ama o gulicik affeden kakacığını da yapınca bir nayloncuğuna almayı da öğrenirlerse diyor, tam Avrupa'yı olacaklar. İlahim onlarının evinin önüne de filler yapsın, kürek kürek da kaka toplamak zorunda kalsınlar. Sibel Paralik, günaydınlar. Bilal Oldaç, abi biz seni seviyoruz abi. Dedem her gün seni ister. İsmi Bilal Bozova, Bilal Bozova. Bilal Bozova'ya selamlarımı iletiyorum. Bilal Oldaç, sağ ol. Milek Kaplan, haberlerinizi izliyoruz. Helal olsun. Çok doğru konuştunuz. Sağ olun. Erkay Kanak, mutlu bir güzel olsun, gün olsun. İnişe geçti. Bu sevindirici bir durum. Erkay Kanak diyor. Dikkatli olmamız lazım. İzole tedbirlerini iyi açalım. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Evet. Kaldık burada. Artık çıkmıyor. O kadar çok yorum var ki okuyamıyoruz. Evet abi gidiyoruz. Behzat Mut, Covid korkar diyor girsin cezaevine ama bir korkmazsa tabii ki. Hasibe Coşar, yüreğinize sağlık. Atate Cimer, mükemmel bir yazı. Tam sosyalist bir düzen kurmanın koşulları oluştu bence. Asaf Şenol, evet. Aslında söylüyorum ya, Sayın Ersin Tatar'ın ve Sayın Kudret Özersay'ın yaptığı açıklama Mao ile Enver Hoca'nın yıllar önce söyledikleriydi. Ama tabii bizimkiler şu anda öyle bir şey söylemiyor. Şerif Tezgi, ablacığım günaydın. Sağ ol, bir tanesin, seni dinledikçe içim açılır. Helal sana. Annenin ellerinden öperim. Ben de öperim. Uzaktan öperim. Bugün geçeceğim biraz sonra, bir bakayım balkondan. Hakan Özpolat, Zalihe Devrim, Kenan Aksoy, selam aleyküm. Arslanlar gibisin, kırbaçta da korkma. Allah'ı dutan mahrum olma. Sağ ol Kenan hocam. Kenan hocam, ellerinden öpüyorum. Emine Ferit Özuçar, Hasan Devecioğlu, bravo Serhat kardeş, Semasa Arifoğlu, günaydınlar. Mehmet Nuri Tumur, Lefkoşa cezaevinde ölüm orucu devam ediyor, dikkatli olalım. Evet, bunu programda dile getirir misiniz ricamız diyor. Abi başka bir şey dile getirmiyoruz zaten. Mehmet Nuri Tumur, izlemen bellidir. Evet, şimdi aramızı verelim, aradan sonra İngiliz gazeteleri ve Türkiye gazetelerine bakacağız, hiçbir yere gitmeyin.